istikamet dersine başlıyoruz. Mekaniğin çeşitli yönlerden sınıflandırılması mümkündür. Eğer uğraştığı cismin fizik halini göz önüne alarak bir sınıflandırma yaparsak mekanik 3 ana bölüme ayrılır. Katı cisimler mekaniği, sıvıların mekaniği, gazların mekaniği. Mekaniğin bu 3 dalı da mühendisliğin çeşitli kollarında ayrı ayrı önem taşımaktadır. Katı cisimler dış yüklerin etkisiyle az veya çok şekillerini değiştirirler. Teknik problemlerin pek çoğunda bu şekil değiştirmeler küçüktür. Şekil değiştirmelerin ihmal edilebileceği pek çok problem vardır. Bu nedenle ideal bir cisim olan rigid cisim tanımlanır. Rigid katı cisim dış yüklerin etkisiyle herhangi iki noktası arasında uzaklığı değişmeyen cisimdir. Bu ideal cisme konu olan mekaniğe rigid cisimler mekaniği adı verilir. Bakın rigid cismi şu yüzden tanımlıyoruz. Bakın şurada bir kirişimiz olsun. Burada bir dış yükümüz olsun. Burada bir az veya çok bir şekil değiştirme oluşuyor arkadaşlar. Biz bunu çoğu zaman bu şekil değiştirme çok azdır. Çok az olduğu için bunu ihmal ederiz. Yani şuraya göre bir moment aldığımız zaman şu noktaya göre buradaki uzaklığı normalde almamız gerekirken biz şekil değiştirmemiş gibi çok az olduğu için şu uzaklığı almamız yeterli oluyor arkadaşlar. Bu kabulü yaparak. Katı cisimler yükler altında şekil değiştirmesi kullanılan yapı malzemesinin cinsine bağlı olarak çeşitli özellikler gösterir. Yumuşak çeliğin, betonun ve kilin aynı yük altında şekil değiştirmeleri farklıdır. Bakın şurada yük ve şekil değiştirme durumlarını gösteren grafikler mevcut arkadaşlar. Bakın burada P yüküyle yüklenmiş bir uzamaya çalışan cisimler var. Burada yük arttıkça, bakın şurada yük arttıkça şekil değiştirme artmış, yük daha fazla artmış, şekil değiştirme daha fazla artmış. Yük kalktıktan sonra şekil değiştirme geri dönmüş. Fakat doğrusal bir şekilde bakın. Şuradaki açımız, bakın şu bütün çizgi boyunca aynı. Bu cisimlere doğrusal elastik ya da hook cismi denilir. Bakın burada da yine yükleme yapılmış, şekil değiştirme uzama meydana gelmiş. Bakın şu kısma kadar uzamış, yük kalkmış bu kısımdan sonra. Yük kalktıktan sonra şekil değiştirme tamamen geri dönmüş. Bu cisim de elastik cisimdir. Fakat burada bakın şurada teğetler çizerseniz bakın farklı farklıdır. Kırmızıyla çizelim. Şu noktada farklı. Gittikçe yataya doğru gidiyor arkadaşlar. Bakın. Yük arttıktan sonra şekil değiştirme oranları azalıyor. Bunları silelim. Bu cisimde. Yük kalktıktan sonra da aynı yine elastik cisim ama doğrusal değil arkadaşlar. Bakın yükün belli bir değerine kadar elastik, belli bir değerinden sonra plastik şekil değiştirme yapan cisimler de elastoplastik cisim denir. Bakın burada da yükleme yapılmış, şekil değiştirme meydana gelmiş, yük kalktıktan sonra şekil değiştirmenin bir kısmı geri gelmiş. Bakın şurada. Normalde bu kadar şekil değiştirme yapmış. Yük kalktıktan sonra şu kadarlık kısmı geri gelmiş. Şu kadarlık kalıcı şekil değiştirme yapmış. Bakın şuradaki kadar. Böyle cisimlere de elastoplastik cisim denir. Plastik cisimde de bakın yüklenmiş. Şekil değiştirme meydana gelmiş. Yük kalktıktan sonra şekil değiştirme geri dönmemiş arkadaşlar. Böyle cisimlere de plastik cisim denir. Şuraları silelim. Bakın hook yasasına göre kuvvet ne kadarsa uzama o kadardır. Böyle cisimlere hook yasasına uyan cisimler denir. Buna göre kuvvetle şekil değiştirme arasında lineer bir bağıntı olduğu kabul edilmektedir. Şekil değiştirme kanunu lineer olan cisimlere kısaca hook cismi adı verilir. Elastisite teorisinde problem matematik açısından göz önüne alınır, denklemler kurulur ve çözüm yolu aranır. Bu teori pratik mühendislik hesapları için elverişli değildir. Ancak bir yandan teoriden bir yandan da deneyden elde edilen sonuçlara dayanılarak varılan basit kabuller, pratik problemlerin çözümü için mukavemet adı verilen bilim dalını ortaya çıkarmıştır. Ancak cisimlerin mukavemetini başka yoldan inceleyen malzeme bilgisiyle karıştırılmamalıdır. Bundan dolayı aslında bu bilim dalına mukavemet yerine katı cisimlerin mekaniği veya elastomekaniğe giriş adlarını vermek daha uygundur. Bu derste amaç, katı cisimleri teknik mekaniğinde incelenen problemlerden biri cisimlerin dış yükler altındaki davranışlarıdır. Dış yüklerin etkisiyle cismin içinde
iç kuvvetler meydana gelir. Bir yapıda bu iç kuvvetlerin malzemenin dayanma sınırını aşmaması istenir. Bu da mühendisin vereceği uygun boyutlarla sağlanır. Bu dersin iki temel amacı vardır. Doğru boyutlandırmayı sağlamak için iç kuvvetlerin hesabının yapılması, dış yüklerin etkisiyle oluşacak şekil değiştirmelerinin hesabının yapılması. Önce yükleri ve kuvvetleri hesaplayacağız. Daha sonra şekil değiştirme arkadaşlar. Dış kuvvet bir cisme diğer cisimler tarafından yapılan etkiye dış kuvvet denilir. Doğrudan doğruya belli olanlar kendi ağırlığı, üzerine yüklenmiş ağırlıklar. Bakın çatıya yüklenmiş kar ağırlığı gibi düşünebilirsiniz. Yapının kendi ağırlığı. Yine mesnet tepkileri cisimlerin bir diğer cisimlerin bağlanmasına meydana gelen kuvvetler. Burada döşemeden kirişe aktarılan, kirişten kolona, kolondan temele, temelden zemine aktarılan kuvvetler diyebiliriz. İç kuvvet, bir cismin iki parçasının birbirine yaptığı etki iç kuvvet denir. Dış kuvvetlerin tesiri altındaki bir cisim şu zorlamalarla karşı karşıya kalmaktadır. Bakın burada şekillerle gösterelim. Bakın bir cismin şöyle ekseni doğrultusunda bir çekme ya da basınç kuvvetleri oluşuyorsa arkadaşlar, yani cismi uzamaya ya da kısalmaya çalışan kuvvetler normal kuvvetlerdir. Bakın şurada normaline yani eksenine dik yönde olan kuvvetler kesme ya da kayma kuvvetleridir. Bakın şöyle dairesel olarak bir moment etkisi oluşuyorsa, bakın bir çamaşır sıkma gibi düşünebilirsiniz. Böyle durumların burulma momenti oluşur. Bakın şurada bir yükleme yapıldığı zaman, bakın şöyle bir yükleme yapıldığını düşünün. Şu kirişin düz olduğunu düşünün. Şöyle bir yükleme yapıldığı zaman bakın şöyle bir şekil oluşur. Burada bir eğilim oluşur arkadaşlar. Ya da şurada alt kısımlardan şöyle de kuvvetler oluşabilir arkadaşlar bu etki. Bu yukarıya doğruysa pozitif eğilme, aşağıya doğruysa negatif eğilme momentleri oluşur. Yine bir kolon düşünün arkadaşlar. Bakın burada bir basma kuvveti uygulandığı zaman bunun yanlara doğru şekil değiştirmesi artar. Bakın ekseni değişir arkadaşlar. Bakın şöyle şu şeklin. Ani olarak şekil değiştirmeler, çok fazla şekil değiştirme oluşabilir. Bu etkide burkulma momenti denir. Cisimlerin incelenmesi. Katı cisimler, cisimlerin teknik mekaniğinde inceleme yolu cismin geometrisiyle yakından ilgilidir. Boyutları bakımından özel olan cisimler için farklı inceleme yolları bulunmaktadır. Cisimleri boyutları bakımından aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz. Çubuklar, kolonlar ve kirişler. Bunlar çubuk sistemlerdir. Plaklar, döşemeler, kabuklar, kubbeler. Bu derste çubuklar incelenecektir. Çubuk iki boyutu, üçüncü boyutunun yanında küçük olan cisimlerdir. Bakın burada bir çubuk sistem görünüyor. Sadece uzunluğu büyük arkadaşlar. Diğer iki boyutu uzunluğa göre çok küçük. Burada üç temel unsur dikkate alınır. Çubuk ekseni, çubuk enkesti, çubuğun ağırlık merkezi. Eksenimiz, enkestimiz ve ağırlık merkezimiz. Doğru eksenli çubuklar, bakın kiriş, mil, şaft, kolon gibi. Eğri eksenli çubuklar, kemer, halka. Çubuk sistemleri arkadaşlar, bakın çerçeve, kafes sistemler ve sürekli kiriş. Kafes sistemler daha çok çatılarda görebilirsiniz. Çubuklar çeşitli geometrik kesitlere sahip olabilirler. Bunlar kare, dikdörtgen, daire, halka şeklinde karşımıza çıkabilir. Çubuk kesitleri çubuk ekseni boyunca sabit olabileceği gibi değişken de olabilir. Değişken kesitli çubuklarda kesit değişmesi ani veya sürekli olabilir. Çubuğa etkileyen dış yüklerin çubuğun bünyesinde iç kuvvetler meydana gelmesine neden olur. Bu kuvvetleri görünür hale getirmek için çubuk hayali olarak iki parçaya ayrılır. Yani iç kuvvetlerin hesaplanması istenilen noktalardan kesilir. Her zaman kullanacağımız bu temel ilkeye ayırma ilkesi adı verilir. Bakın şurada yüklenmiş iki ayrı yükleme. Buradan hayali olarak kestiğimizi düşünün. Bakın burada kesim düzlemine dik olan gerilme normal gerilmemiz. Bu düzlem içerisindeki diğer gerilmemiz kayma gerilmesi. Sigma ve tau olarak gösteriyoruz. İç kuvvetler ayrılma ilkesine göre örnek olarak ele alınan bir çubukta ayrılan noktada iç kuvvetler ortaya çıkar.
Eksen doğrultusunda normal kuvvet. Bakın uzamaya veya kısalmaya çalışıyorsa arkadaşlar çubuğu. Buna normal kuvvet diyoruz. Eksene dik doğrultuda kesme kuvveti T. Bu V ile de gösterir. Biz V ile göstereceğiz. Ekseni döndürmeye zorlayan moment M. Bu kuvvetlere iç kuvvetler veya kesit tesirleri adı verilir. Bakın buradaki mantık şu arkadaşlar. Bu sistem dengede ise ben bunu istediğim noktada kesip denge denklemlerini yazarsam bunun her noktası dengede olduğuna göre buradan bu noktadaki normal kuvveti, kesme kuvveti ve momenti bulabilirim. Buradaki işaret kabuğumuz böyle arkadaşlar. Bakın şöyle kestiğiniz zaman soldaki parçayı alacaksanız bakın buradaki kesme kuvveti aşağıya doğru artıdır. N'ye bakın çekme yönünde artıdır. Momentimiz de bakın yukarıya doğru artıdır. Bakın diğer parçayı alırsak bunları şu kısmı şuradan kestiğimize göre bunların birbirini dengelemesi gerekiyor. Bakın bunun tam zıttı arkadaşlar. Bakın bu aşağıya doğruysa bu yukarıya doğru. Bu sağa doğru. Bakın normal kuvvet sola doğru. Momentimiz de bakın diğer tarafa doğru arkadaşlar. Yükler. Statik sistemlerde dış yükler iki değişik şekilde etki eder. Noktasal olarak etki eden yükler. Bunlara tekil yükler adı verilir. Yatay olarak, düşey olarak veya herhangi bir açıyla etki edebilirler. Bakın burada bir noktaya etki ediyor arkadaşlar tekil yükler. Bakın şöyle eğik de olabilir, şöyle yatay da olabilir, düşey de olabilir. Yaylı yükler belli bir alana etki eden yüklerdir arkadaşlar. Birimleri ton bölü metre. Bakın buradaki birimler tabii ki kilonewton da olabilir. Şu metre, santimetre ya da milimetre olabilir. Burada düzgün yaylı yük bakın her noktasında aynı. Şurada üçgen yaylı yük. Burada değişiyor arkadaşlar bakın şu kısma göre. Trapez yaylı yük parabol şeklinde de olabilir. Geometrik olarak çeşitli isimlerle alabilirler arkadaşlar. İç kuvvetlerin hesaplanması ve kesit tesir diyagramlarının çizilmesi. Kesim yöntemi ve alan yöntemi kullanılır. Biz bu iki yöntemi de kullanacağız arkadaşlar. Burada 3 denge denklemi toplam x yani x yönündeki kuvvetlerin toplamı 0. Toplam y yönündeki kuvvetlerin toplamı 0. Ve toplam moment 0 olacak şekilde 3 denge denklemini yazacağız arkadaşlar. Burada işlem sıramız şöyle olacak. Mesnet reaksiyonları hesaplanacak. Yani şuradaki mesnet dediğimiz arkadaşlar bakın şurada bakayım. Bakın şuradaki mesnet destek kısımları arkadaşlar. Bunlara gelen dış kuvvetlerin etkisiyle mesnetlerde oluşan kuvvetler hesaplanacak. İlk önce yük değişimleri dikkate alınarak kesim bölge ve noktaları belirlenir. Bakın burada nerelerden keseceğimizi belirleyeceğiz. Yüklerin başladığı ve bittiği noktalardan, mesnetlerin olduğu noktalardan kesim yapacağız. Yapılan kesimlere göre tercih edilen taraf alınarak ve denge denklemleri kullanılarak iç kuvvetler hesaplanır. Bakın kestikten sonra bakın şuradaki yönlere göre bilinmeyen kuvvetleri işaretleyeceğiz. Buradaki kuvvetleri hesaplayacağız. Daha sonra diyagramları çizeceğiz arkadaşlar. Normal kuvvette eksi çizginin üstüne artı kısmı altına kesme kuvvetinde artı üstte eksi alta momentte üst kısım eksi alt kısım artı olacak şekilde çizimlerimizi yapacağız arkadaşlar. Diğer videoda bir örnek yapacağız.